Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum. Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la son saniye kadar, ömrünün son nefesine kadar ayakta duran bir lideri Türkiye kaybetti. Umuyorum ki genç nesiller, gelecek nesiller onun hayatından çok şey öğrenecek. Teşekkürler. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين صدق الله العظيم.
El-Fatiha. Evet, şimdi az önce sağladığımız düzeni maalesef yine kaybettik. Şimdi buradaki arkadaşlarımız bir adım geriye gidiyorlar ama sevgili seyirciler, Milli Görüş Lideri Muhterem Erbakan Hocamızın cenaze namazı için artık geri sayım başladı. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Muhterem Hocamızın naaşı Akdeniz Caddesi, Vatan Caddesi üzerinden Topkapı'da bulunan Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedilecek. Hocamıza karşı son görevlerini yapmak üzere, şehadetlerini dile getirmek üzere milyonlar şu anda Fatih'teler. Tabii bu kalabalığı Fatih Camii ile sınırlandırmak imkansız hale geldi artık. Az önce sevgili yönetmenimin de gösterdiği gibi Fatih Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi de hınca hınç dolmuş durumda. Ebedi istirahatgahına defnedildikten sonra bu akşam yatsı namazının hemen ardından Sultanahmet Camii'nde de hatim ve dua organizasyonu yapıldı sevgili seyirciler. Bunu da ifade etmiş olalım. Tabii devlet protokolü gelmeye devam ediyor. İsimlerini belki tek tek sayamayacağımız çok sayıda devlet adamı şu anda Fatih Camii'nde Milli Görüş Lideri Muhterem Hocamıza karşı son görevlerini yapmak üzere Fatih'teler. Hükümet bakanlarının neredeyse tamamı şu an Fatih Camii'ndeler sevgili seyirciler. Yurt dışından çok ciddi katılımlar var, yoğun katılımlar var. Onların da gelmesi bekleniyor. Belediye başkanlarından yine katılımlar var. Gördüğünüz gibi Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge şu anda Fatih Camii'ne gelmiş durumda. Sevgili seyirciler, Kur'an tilavetleri olduğunda tekrar sizi Kur'an tilavetleriyle baş başa bırakacağız. Ciddi bir kalabalık var. Orada bir platform kuruldu Fatih Belediyesi tarafından. Bunu da ifade etmiş olalım. Şu anda Muhterem Hocamızın naaşı Fatih Camii bahçesindeki musalla taşında. Ailesi, yakınları, sevenleri ve Milli Görüş davasına gönül vermiş olanlar yoğun bir şekilde oraya katılmış durumdalar. Geniş güvenlik önlemleri var sevgili seyirciler. Herhangi bir sıkıntı olmaması için emniyet mensupları da ciddi güvenlik önlemleri aldılar. Evet sevgili izleyiciler, şu an görmüş olduğunuz yeri İstanbul dışından izleyenler için en azından tarif etmek istiyorum. Görmüş olduğunuz yer Fatih Camii avlusunun dışındaki ana cadde ve bu ana cadde şu anda tamamen kilitlenmiş durumda. Milyonlar buraya akın etmiş durumda. Hiçbir şekilde hareket kabiliyeti, yürümenin dahi imkansız olduğu bir nokta haline gelmiş görüyorsunuz. Hemen Fatih Camii'ni ekranın üst tarafında görüyorsunuz. Avlunun dışını şu anda izliyorsunuz ekranlarınızdan. Avlunun içi de yine dışarısı gibi mahşeri bir kalabalığa sahip.
Mahşeri kalabalığı şu anda ekranlarınıza getiriyoruz sevgili seyirciler. Milli Görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın cenaze namazı için bekleyen kalabalık bekleyişine devam ediyor. Öğle namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Merkez Efendi'deki aile kabristanlığına sevgili eşi Hatice Nermin Erbakan hanımefendinin yanına defnedilecek. Yoğun bir katılım var, ifade etmiştik. Hükümetin bakanlarının neredeyse tamamı oradalar. Gözümüze çarpanları ifade etmiş olalım. Sadullah Ergin, Cemil Çiçek, Faruk Çelik az önce gözümüze takılmıştı sevgili izleyiciler. Yine İstanbul eski belediye başkanlarından Ali Müfit Gürtun'a dikkatlerimizi çekmişti. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım oradaydı. Evet sevgili seyirciler, şu an Fatih Camii'nde bulunan haber şefimiz, haber istihbarat şefimiz Tevfik Yazıcılar telefon attığımızda. Sayın Yazıcılar, şu an oradaki durum evet. Nedir? Sözü size bırakıyoruz. Evet Numan, şu anda Fatih Camii'nin avlusundayız. Öğlen ezanının okunması ve ardından cenaze namazının kılınması bekleniyor. Camiye açılan bütün yolların dolu olduğu bilgisi bizlere ulaşıyor. Şu anda bu tarafa gelmek isteyenlerin caminin her tarafından, Eminönü'nden, Beyazıt'tan, Aksaray'dan, Edirne Kapı'dan nereden gelmeye çalışıyorsanız çalışın, insanların yoğun bir insan kitlesiyle karşılaşıyorlar. O yüzden camiye ulaşım noktasında insanlar birbirlerinin peşi sıra olmuş durumdalar. Birçok caddeler trafiğe kapandı, insan seriyle karşı karşıya. Buradaki durumu anlatacak olacağım orta. Belki de ekranlarında yansıyordur, buradan bilemiyorum ama birçok milli görüşü, birçok vatandaşımız burada gözyaşları döküyorlar. Bu gözyaşları döken milli görüşler elbette ekranlarda yansıyordur. Evet. Ancak burada herkes biliyor ki öğlenin arkasından ağlamak değil. Hele ki o yani 54. Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Lideri, Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan arkasından ağlanacak biri değil, gurur duyacak bir liderdi. İnsanlar birbirlerine bunu seslendiriyorlar burada. Belki de bugün burada milyonlar hep birden şunu söylüyor. Ağlamayacağız arkandan, ruhumuzun gözyaşlarını, mücadelemi yaşatmaya döndüreceğiz diyor. Gerçekten de buradaki insanlar birliği görüşü daha ileriye taşımak üzere burada hocasının karşısında bir kez daha sözleşiyorlar. Hepsinin tek bir şeyi var, biz şahit izliyorlar, şahit izliyorlar, şahit izliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Tevfik Bey. Tekrar sizle irtibat kuracağız. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, şimdi Fatih Camii'ne tekrar dönüyoruz. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'atü mel-Kâri'ah. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الفاتحة. Evet. Değerli kardeşlerimiz, bu ön taraftakiler, bakın. Emniyet güçlerimiz La ilahe